Türkücü Yavuz Bingöl'den geçtiğimiz aylarda boşanan şarkıcı Öykü Gürman'ı akşam saatlerinde görüntülüyoruz. Boşanır boşanmaz Barcelona'ya giden ve kafa dinleyen Öykü Gürman yeni albüm hazırlığında olduğunu söylüyordu. Barcelona'daydım zaten. Ondan sonra geldim. Şimdi stüdyoya giriyorum direkt yarın. Çok güzel geçti. Şimdi işte yeni şarkı için hazırlıklar yapıyoruz. Hayat güzel gidiyor mu? Evet, çok güzel gidiyor. Evet, çok güzel gidiyor. Yeni albüm, yeni şarkılar. Bunlara konsantre oldum şimdi bu ara. Yaz geldi. Evet, belki küçük bir tatil yapacağım. Yurt içi, yurt içi. Yurt içinde olacak. Yok, hayır, hiç yok. Gayet zaten fitim. Gayet fitim yani, pilatesle, şeyle. Gel yakalanma. Peki Yavuz, bir soralım. Boşanmadan sonra görüşüyor musunuz hiç? Konuşuyor musunuz? Yani çok yorum yapmak istemiyorum. Hani bir dostluk var mı? Bir arkadaşlık hala devam ediyor mu? Yani öyle tabii ki çok samimi bir arkadaşlığımız yok. Çünkü yani takdir edersiniz ki bir evlilik yaşanıyor ve hani bir emek veriliyor. Ama yani Allah herkesin yolunu açık etsin. Umarım onun için de güzel şeyler olur. Karşılaştığınızda selam verir misiniz? Konserine gider misiniz? Elbette giderim ama konserde zaten şey yani çok yoğun geçmiyor galiba konserler. Anladığım kadarıyla bu ara. Ama tabii dediğim gibi yani hani herhangi bir projede bir araya geliriz. Durun durun! Öykü Gürman, Yavuz Bingöl'ün konserine gider misiniz sorusuna verdiği cevapla eski eşine ince bir göndermede mi bulunuyordu yoksa bize mi öyle geldi? Neden derseniz, Yavuz Bingöl geçtiğimiz haftalarda bir konser vermiş ve konserine çok az sayıda dinleyici gelmişti. Boşandığı eşi Öykü Gürman da Yavuz Bingöl'le ilgili konuşurken konserleri çok yoğun geçmiyor galiba diyerek bir anlamda eski eşine göndermede bulunuyordu. Doğrusu bu ya, bize öyle geldi. İzleyin bakalım, sizce de öyle mi? Konserde zaten şey yani çok yoğun geçmiyor galiba konserler. Anladığım kadarıyla bu ara. Öykü Gürman, Yavuz Bingöl'den neden boşandığı sorusu üzerine bu kez de ünlü türkücünün yaşını bahane ediyor ve bir anlamda konserleri boş geçiyor bombasından sonra ikinci bombayı patlatıyordu. Hemen hatırlatalım, Öykü Gürman 34, boşandığı eşi Yavuz Bingöl ise 52 yaşında. Ya bence evlilik çok güzel bir şey gerçekten ama doğru insanla o düzeni tutturduğunuz zaman güzel. Ben biraz fazla detaycı ve sorumluluk sahibi biriyim. Dolayısıyla da aynı sorumlulukta karşımdakinin de hareket etmesini bekliyorum. Ama tabii ki yani yaşantılar, hani onun bu zamana kadarki tecrübe ettikleri, yaşı vesaire. Yani sadece yaş da değil ama hani bir takım alışkanlıkları galiba bırakmak zor oluyor. Ben de bunları değiştirmeye çalıştım. Artık o kadarı özel. Son bir resim çıktı. Ona yorum yapmayayım. Onu bana yakışmaz. Ama bence yorum yapın. Yok yani şey, yok hayır, o bana yakışmaz. Anlaşılan Öykü Gürman bu konularda bir hayli dolu. Baksanıza, konuştukça konuşuyor, anlattıkça anlatıyor. Ben de anlatıyorum zaten yaşadığımı. Yani ben çünkü oynayan biri değilim. Gönlümdeki neyse ağzımdaki de odur. Ben zaten bu sahteliklerden de hani yoruldum açıkçası. Bir şey olduğundan başka türlü gösterme şeklinden. Çünkü ben öyle biri değilim. Ve hani burada söylemeye çalışıyorum ki başka bir sorumluluk o, evlilik. İnsanlar bunu yaşayınca anlıyorlar açıkçası. Çünkü tecrübe etmek gerekiyor. Bazı şeylerin değişeceğine, düzeleceğine inanıyorsunuz ama kimseyi değiştiremeyiz hayatta. Ben sizleri de değiştiremem, siz de beni değiştiremezsiniz. Çünkü hepimizin bir karakteri, hayata karşı bir duruşu var. Dolayısıyla o beklentilere cevap vermeyince karşılıklı iki kişi, o ilişkinin zaten yürümesinin bir anlamı olmuyor. Aslında olayın özeti bu.